Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet bugün biraz dertleşeceğiz, biraz fırça atacağım size, birazcık rehberlik yapacağım. Hepsini bir arada götürmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sınava kalmış yüz bilmem kaç gün. Şimdi videoların yorumlarında Var hocam motivasyonum düştü. Hocam dağıldım. Hocam deneme sınavlarında vakit yetiştiremiyorum. Hocam kafam bir dünya. Hocam işte evden dışarı çıkmıyorum. Çok bunaldım. Bir sürü bir sürü bir sürü yorum. Bir sürü bir sürü bir sürü bahane var. Arkadaşlar bakın ne söyledim biraz önce? Sınava kalmış bilmem yüz kaç gün. 110 gün mü ne var? Ya şimdi 110 günün sınava varken, 3 ayın, 4 ayın sınava varken motivasyonun nasıl düşüyor anlamıyorum. Ne hissediyorsun da motivasyonun düşüyor anlamıyorum. Ya hayatın en önemli 100 gününü, 110 gününü yaşayacaksın. Sen hala Hocam şöyle oluyor, böyle oluyor. Bakın benim daha önceki videolarımı takip edenler söylemiştir, görmüştür. Benim şöyle bir şeyim var. Ben bütün sınıfa girdiğim zaman ilk bunu anlatırım bütün öğrencilerime. ortalama 18 yaşındasınız. 68 yaşına kadar yaşayacaksan 50 yılın var önünde. Bak ortalama düşük aldım. Sınava kaç günün var? 110 günün. Tamam mı? 120 günün kaçsa 110 gün mü? 50 yıl mı? Bu 50 yılını nasıl yaşayacaksın? Bu 50 yılını nasıl yaşayacaksın? Buna bağlı ya. Ya buna bağlı. Buna buna buna. Bu 50 yılın daha mi olacaksın? Savcı mı olacaksın? O çok sevdiğin beyaz önlüğü giyecek misin? Yoksa sürünecek misin ya? Açık ve net görüyoruz. Ülkenin halini görüyoruz. İşsizlik almış başını gidiyor. Ya arkadaşlar. Bu 50 yılı nasıl yaşayacaksın ya? Ya nasıl yaşayacaksın? Sevdiğin aileyi, aileyi nasıl kuracaksın? Çocuğuna istediğini nasıl alacaksın? Bir düşün ya. Ya şu 110 gün feda edilmez mi? Allah aşkına zaten evden dışarı çıkmıyorsun ya. 110 gün feda edilmez mi ya? Yapma. 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 Ne olur yapma. Otur. En güzel konsantrasyon şekli bu ya. Geleceğini düşünmek ya. Bunun ötesi yok ki. Ya bunun ötesi inan yok bana ya. Ya ben sana söyleyeyim ya şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ya şöyle olacak, böyle olacak. Ya toz pembe bir şeyler çizmeye gerek yok ki. Ya senin düşüneceğin şey şu ya. Bu düşüneceğin şey bu, bunun daha ötesi yok. Hayatını düşüneceksin ya. Hayatını düşüneceksin ya. Instagram'da alıp da milleti beğenmeyeceksin. Sen alacaksın. Sen bineceksin o arabaya. O kıyafeti sen alacaksın. O ayakkabıyı sen alacaksın. O şapkayı sen alacaksın. Neyse. Sen bakmayacaksın ama hayran olan sen olmayacaksın ya. Ne olur? Ne olur? Şu 110 gününü güzelce planla. Ha, nasıl planlayacağını da anlatacağım. Ama öncelikle senden istediğim şey bak ya. Ya bir kendine gel ya. Bir kendine gel ya. 50 yıl ya 60 yıl hayat yaşayacaksın ya nasıl yaşayacağım nasıl yaşayacağım nasıl yaşayacağım nasıl yaşayacağım ya çocuklarıma istediklerimi alabilecek miyim ben ya anladın mı? en iyi motivasyon bu başka motivasyon bekleme benden ne yapacağını söyleyeceğim ama bunu düşün bununla yat bununla uyu yaz duvarına 50 yıl diye ben o 50 yılı nasıl yaşayacağım diye yaz İstediğim, severek yapacağım mesleği mi yapacağım yaz yoksa sürüneceğim mi yaz Başka motivasyona gerek yok. Otur da dersine çalış ondan sonra. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak bana. Bir sürü kronik şeyleriniz var. Problemleriniz var. Şimdi tek tek ele almaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar. En büyük TYT'deki en büyük probleminiz strateji problemi. Zaman yetiştiremiyorsunuz. Matematik tamam matematik belli bir seviyeye kadar geliyorsunuz. Zaman yetiştiremediğiniz için matematik netleriniz istediğiniz netlere ulaşmadığı için toplam nette sıkıntı yaşıyorsunuz. Bakın. Şimdi matematiği yazdım buraya ama daha önce bir şey söyleyeceğim. Nerede o ya? Nerede o? Ee, şurada bir bizim üçlü denememiz var bakın. Geçen sene video çekmiştik beraber biliyorsunuz Ecem. Mezuna kaldı Ecem. Şimdi burada. Buraya yeni geldi daha. Bizim Miray yayınlarından bir üçlü deneme setimiz çıktı. Komple bütün deneme. Tam sınav tadında denemeler. Aldım birinci denemesini çözdürdüm şimdi ona. Tamam mı? Yani tam böyle ÖSYM'nin geçen yıl hazırladığı konu dağılımlarıyla hazırlanmış bir deneme sınavı. Zor değil. Kolay da değil böyle. Şimdi baktım neleri yapıyor neleri yapamıyor. Şimdi ona göre bir strateji oluşturduk ona. Tamam mı? Yani hayvani bir ders çalışma temposunun içerisinde şu anda. Onunla da ilgili bir şeyler çekeriz beraber belki. Şimdi burada baktık eksikleri matematikte çalışılmış. Eksikleri var veya yok. Bak senden istediğim şey şu. Şimdi zaman problemi çekiyor. Bir kere zaman problemi çekenler için şunu söyleyeceğim. Şimdi sen sınavda sayısalcıysan ben olsam şöyle yaparım bak. Açık ve net söylüyorum. Matematik bilgim, benim matematiğim sınava girdiğimde de çok iyiydi. Çok iyi olmasına rağmen bu TYT sınavında matematikle de başlamam, Türkçeyle de başlamam. Birkaç deneme de dene. Sosyal fen yaparım önce. Sosyal feni yaptığımda 40 tane sorudan 30 tane soruyu cebe indirirsen rahatsın, çok rahatsın. Ondan sonra matematikten problemler hiç bakmayabilebilirsin. Türkçeden de 30 tane atarsan cebe, tamam mı? 60 tane nete zaten ulaşmış oluyorsun. Ondan sonra ama bak Şurada şunu da söylüyorum. Matematiğe yine en az 50 dakika vakit ayıracaksın. Ama en sonda sosyale bakamamış olarak sınavda çıkanlar geçen sene hayal kırıklığına uğradı ve ben hep şunu savunuyorum. Sınav anında Türkçe ile sınava başlamak sıkıntıdır. Matematikle de başlamak sıkıntıdır. Çünkü anlamakta sıkıntı çekebilirsin. Ama iyi bildiğin bir branştan başlarsan sosyal olabilir, fenin ise kimya olabilir. Tam iyi bildiğin bir şeyden başlarsan sınava iyi bir giriş yaparsın. İyi bir giriş yaparsan da iyi gider. Bak dediğimi birkaç denemede deneyin. Ben deniyorum çoğu öğrencimde. TYT'de toplam nete bakıldığı için matematik netleri 4-5 bir düşüyor belki ama toplam nette seviye yükseldiği için başarıya ulaşıyorlar. Bir kere bunu yaz. Toplam nette net sayını artırabilmen için ne yapman lazım? Bak matematik anlatmıyorum sana şu anda. Toplam TT netini toparlamaya çalışıyorum. Bir kere sosyal çalışmıyorsun sayısalcı arkadaşım. Eşit ağırlıkçı arkadaşım sosyal çalışmış. Tamam ben deli gibi sosyal çalışın demiyorum ama şunu diyorum. Gidin şöyle sosyal denemeleri var. Ya bu sosyal denemesi değil de işte böyle çıkarılan sosyal denemeleri var. Hepsinin de video çözümleri var. Git sosyal denemesi al. Haftada 4 tane sosyal denemesi çöz. Ama sosyal denemesini çözerken ne yap biliyor musun? Not alarak üstünde o senin sosyal defterin olsun. Anladın mı beni? Yani yapamadığın sorunun videosunu dinlerken nota Bak, sosyalde çok absürt sorular sormayacak. Sınav çıkana sınava girene kadar eğer 2 3 tane veya 4 tane kaç tane çözebiliyorsan, sosyal deneme fasikülü bitirirsen, söylediğim şekilde bitirirsen sosyalde 15 netin altına düşmesin. Eğer sosyalde 15 netin altına düşmezsen matematikte inanılmaz derecede diye rahat rahatlayacaksın. Ya matematikte sıkıntı çekiyorum diyen bunu yapacak kesinlikle. Matematikte sıkıntı çekmeyen de bunu yapacak. Çünkü TYT zamanla yarış. Sosyali daha hızlı çözeceğimiz için matematiğin 5 sorusundan felaket edip 15 tane sosyali çözmemiz gerekiyor. Bakın bir matematik öğretmeni olarak bunu söylüyorum. Ha, hızlıysan hepsini yap zaten. Bunu not al. Bunu mutlaka yap. Türkçe. Paragrafı en ben ta videoları ilk çektiğim günden beri ne diyorum sana? Kitap oku, kitap oku. Artık kitap okumanın bir faydası yok. Tamam mı? Yani artık sınav geldi çünkü. Kitap okumayı falan bırak artık. Güzel bir şekilde paragraf. Ben bir tane videomda demişim ki 10-15 tane paragraf kitabı çözün abartı geliyor. Hayır hiç abartı falan değil. Bir tane paragraf kitabında 400 tane civarında soru var. Sen günde 10 tane çözsen 40 günde bitiyor. Sene başından beri çözsen kaç kitap yapıyor bir hesabını yap. Bir hesabını yap. Yani paragrafta ne kadar çözebiliyorsanız soru çözün arkadaşlar. Ama şunu söylemiyorum. Bazı hocalar diyor ki günde 40 tane paragraf. Günde 40 tane paragraf çözersen sonra ders çalışamazsın. Bence günde 10 tane paragraf, 10 tane dil bilgisi sabit götürün. Bunun yanında 10 tane de problem. Problemi nasıl götüreceksiniz? Bir gün 10 tane sayı problemi, bir gün 10 tane kesir problemi, bir gün 10 tane yaş problemi, bir gün 10 tane hız problemi döndüre döndüre götüreceksiniz. Orada da hemen neyi de ekliyorsunuz bunun yanına? Bunun yanına neyi de ekliyorsunuz? İki günde bir sosyal denemesi. Bakın bu söylediklerimi yapın. Ama hızlıca zaman tutarak artık. Artık her şeyi zaman tutarak yapacaksınız. Yapın. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamam mı? Bak sınav taktiği bu. TYT taktiği. Anladın mı beni? Size şeyi de çekeceğim. Ya deneme sınavlarında neler yapmanız gerektiğiyle ilgili. Üniversite sınavında nasıl hızlanmanızla ilgili de bir video çekeceğim yakın zamanda. Merak etin. Şimdi gelelim. TYT matematik, AYT matematik, geometriye bir gelelim. Bir gelelim, bir gelelim. Şimdi ne dedim? Şu denemeyi aldın. Tamam mı? Aldım bu denemeyi. İlla bunu almanıza gerek yok. Örnek veriyorum. Tamam mı? Ama böyle zor olmayan. Sınav ayarında bir deneme. Komple deneme bu. TYT matematik denemesi falan değil. Çözdün. Baktın işte konuların çoğunu yazdım. Hepsini yazmadım. Niye yazmadığımı anlatacağım. Ya üstü sayılardan soru kaçırdım mesela bak. Artık ne yapacaksın biliyor musun? Üstü sayılardan da bir test çözüm değil. Bundan sonraki yapman gereken şey şu. AYT için de geçerli bu. Konu bitirmek. Bak konu bitirmek. Şimdi öyle çalışan arkadaşlarımız var yorumlara yazıyorlar. Ya bazısı yapıyor artık sayılardan bugün bir tane test çözüm. Bak bu, bu, bu şey bir şey değil. Hiçbir şey katmayacak sana. Ne yapacaksın biliyor musun? Alacaksın bir tane soru bankasını. Nerede? Bizim altın kitabım var yanında. Bugün ne çalışıyorum ya? Polinomlar çalışıyorum. Kitabı da parçaladım. Açacaksın şimdi polinomları. Bakacaksın kaç test var? 14 test var. Güm. Bitti. Bir günde. Bak bir günde, bir günde. Maksimum iki günde. Tamam mı? Bitireceksin bu konuyu. Çat. Ondan sonra bir eksiğin varsa hemen notlarını alacaksın. Yapamadığın soruları gerekiyorsa keseceksin. Polinomların üstüne çizik atacaksın. Bak sınava az kala bu yapılır. Açacaksın. Ebo Bekok'tan sıkıntın mı var? Açacaksın bir soru bankasını, bir günde bütün testleri gömeceksin. Yapamadıklarının videolarını dinleyeceksin, notlarını alacaksın, çizeceksin üstünü gidecek. Tamam mı? Bak konu bitirme bu şekilde olur. Son zamanlardaki konu çalışma bu. Gidip de sakın şöyle yapanlar var durmadan video dinliyor durmadan video dinliyor video dinlemesi delisi olmuş sakın yapmayın he bizim bu ay integral konularımız bitecek integral bittikten sonra integral bittikten sonra ben genel tekrarlar yaptıracağım size sıkıntı yok ama ya burada şu anda bundan sonra eksik hissettiğin konuda yapman gereken şeyi söylüyorum ben sana basit işsizliklerden soru kaçırıyorum bir test değil. Soru bankasını al, güm hepsini çöz. Notlarını al. Eksik hissettiğin yer varsa özelliklerini zaten not olarak çalıştığında onları o notlardan bakacaksın gideceksin. Tamam mı? Bundan sonra oturup da deli gibi konu çalışmak yok. Deli gibi video izlemek yok. Bunları dinledin. Soru bankasından bir testi komple çözeceksin. Güzel bir soru bankasından eksiğini gediğini belirleyeceksin. Ondan sonra bu iş olacak. Şimdi beni dinle. Şimdi TYT Matematik için konuları yazdım. Hocam ya hangi konulara çalışsam kaç net yaparım deyip duruyorsunuz. Bak şimdi. Benim TYT matematikte birebir soru gelmesini beklediğim konular bunlar. Tamam mı? Sayılarda 4 işlem. %100 soru var. Temel kavramlar diye giriyor. Oradan 3-4 tane soru geliyor biliyorsun. Tamam mı? Teklik çiftlik veya bunların ikisinden bir soru. Kesin %100. Bak %100. Tamam mı? Ardışık sayı, sayı basamakları bölme bölünebilme ve şunların ikisinden birinden bir soru. Bunlardan mutlaka her yıl soru soruluyor arkadaşlar. Ardışıklık diye direkt anlayamazsın belki sorunun içerisinde ama... ...problemlerde mu problemlerde soruyor. Rasyonel sayı, basitesizlik, mutlak değer, üstü, köklü, çarpanları ayırma. Bak. Buraya yazdığım başlıklara adam gibi çalış. Arada yazmadıklarım var, biliyorum. O yazmadıklarımdaki küçük o konuların mantıklarını bilmen... ...onların sorularını sana çözdürecek. Deli gibi o konulardan soru çözmene gerek yok. Yani... ...dediğim gibi konu bitireceğim diyor, diyorsan bundan sonra bu konulardan bir kitap bitir. Bir kitap siz, sizin sıkıntınız şu. Siz bir kitabı alıp bir sene boyunca çözüyorsunuz. Ben eğer matematik TYT matematikte kendimi eksik hissediyorsam giderim güzel bir kaynak alırım. Güvendiğim bir kaynak alırım. Ve o kaynağı kaç günde bitiririm biliyor musun? Kaç günde bitiririm biliyor musun? 20 günde falan bir soru bankasını bitiririm. İşte bunu yapabilirsen TYT matematiği kafadan silmiş olursun. Sonra da branş denemelerini hızlı hızlı çözersin. Ama nasıl çözeceksin? Alacaksın bir günde çat 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 çat. Güm bitireceksin bunu. Tamam mı? Böyle bir test, bir test götüreyim yok. Vallahi benim öğrencilerim var. Böyle bir ay içerisinde Platin kitabı bitirttim. Komplesini bitirttim. He şurası yok. Şurasını çözdürtmedim daha. Ama oralarda eklenecek. Şimdi burayı çözenler, burayı öğrenenler TYT'de kaç nete gidiyor arkadaşlar? 12. Tamam mı? 12. 12. Sonra geliyoruz oran orantı problemleri, Başınızın belası. Bakın oran orantı problemlerden ben çok yüksek net yapmanızı hedeflemiyorum. Niye hedeflemiyorum? Biraz önceki anlattığım, Türkiye'de derece istiyorsan yapacaksın tabii. Ama biraz önceki anlattığım stratejiyi uygularsan, yani oradaki 20 tane sosyalde ve 20 tane fende, benim istediğim netlere ulaşırsan şurayı da yaparsan zamanını iyi kullanırsan ya burada şey yapabilirsin veya bunu geometride de yapabilirsin problemlerim iyi diyorsan geometride de yapabilirsin ama işte matematik ortalamasını yani burada şunu düşünün toplam net sayısını yüksek yapabilecek şekilde ayarlamaya çalışın. Eğer buradaki sosyalini gidip de 17-18 yaptıysan matematiği iki tane eksik yapabilirsin problem yapma demiyorum. Problem arkadaşlar son yıllarda kaç tane çıkıyor? 12 veya 13 civarında problem çıktı karşımıza. Tamam mı? Bunlardan 6-7 tanesi sayı denklem kurma. Bakın şuraya denklem kurmayı yazmadım dikkat ederseniz. O da problemlerin içerisine aldım. 6-7 tanesi sayı denklem kurma problemleri. Orası bir derya. Milyon tane, yüz milyon tane, bir milyar tane soru yazılabilecek, sonsuz tane soru yazılabilecek bir yer. O yüzden yani bol soru çözerek biraz daha aşina olman gereken bir yer. Sonra ne yapman lazım arkadaşlar burada? Karşına bir tane yüzde gelecek. Bu karışım da olabilir, kar zarar da olabilir, hepsi olabilir. Bir tane hız problemi gelecek. Bir tane grafik problemi yüzde yüz. Bu istatistik içerisinde de gösteriliyor. Grafik problemi gelecek. İşte yaş kesir problemleri yani burayı nereye tamamlayacak arkadaşlar? Bu şekilde tamamlayacak. Bak şimdi. İstatistik. Dikkat et buraya. Yani şu anda 12 buradan 13 buradan kaç soru yaptı? 25 tane soru yaptı. 5 tane soru kaldı. 5 tane soru da buranın arkadaşlar. Permütasyon kombinasyon ikisinden birinden bir tane. Binom burada gelmez. Ayete de gelir. Bir tane kesin olasılık. Kümeler. Bak belki çalışmadın şimdiye kadar ama hepinizin adı soyadı gibi bilmesi gereken Garanti ve kolay bir sorunun çıkacağı bir konu. Fonksiyonlardan bir fonksiyon işlemi, bir tane de fonksiyon grafiği. Kaç tane soru? İki tane soru. Mantıktan yüzde yüz soru gelecek arkadaşlar. Yüzde yüz soru gelecek. Güzel bir şekilde çalış. İşte bu şekilde tamamlanacak. On tane soruda kimin? Geometrinin. Geometride TYT geometrisinde ne ağırlıkta olacak arkadaşlar? Çokgen sorusu artık kesin geliyor. İki tane üçgen sorusu. Biri dik üçgen olur. Bir tanesi uzunluk veya açı olur. Tamam mı? Ondan sonra ne var arkadaşlar? Dörtgenlerden iki veya üç tane kesinti soru geliyor. Bir tane prizma, bir tane de piramit sorusu. Yani on soruyu tamamlar. Analitik geçen yıl sormamışlardı TYT'de. Yani bu yıl sorarlar mı, sormazlar mı bilmiyorum. AYT'ye kaydırırlar. Ama analitik bizim için geometrin en önemlisi. Şimdi geldik AYT matematiğe. Şimdi AYT matematikte ben ne yaptım arkadaşlar? Türevi dün itibariyle bitirdim. Mart itibariyle integralde bitecek. Bak şimdi. Senden istediğim şey şu. Bir kere burada, burada bütün konularını sırayla götür. Bitir konularını. Tamam mı? Konularını bitir. Konularını bitirdikten sonra işte Mart sonunda bitirdin. Veya işte Mart Nisan ortasında falan bitirdin. TYT matematikçinin söylediğim şeyi yine yap orada. Ondan sonra ne yap biliyor musun? Al eline bir tane soru bankası polinomları bir günde bitir veya iki günde bitir. İkinci dereceden denklemleri iki günde bitir. Parabolü iki günde, eşitsizlikleri iki günde, böyle iki günde, iki günde, işte trigonometri falan bunlar uzun olduğu için iki günde bitmez, üç dört günde bitir. Bak, 20 günde falan veya 30 günde falan bir soru bankasını bitirmiş oluyorsun. Bak, ama dediğim taktikle iki test çözerek falan değil, işte son tekrarlarını tamamladıktan sonra. Ondan sonra güzel bir şekilde, güzel bir şekilde alan denemelerine, işte branş denemelerine yoğunlaşabilirsin. Şimdi burada işte 20 net yapmak için ne yapmam gerekiyor falan diye. Bir kere arkadaşlar biliyorsunuz 7-8 tane şuradaki konulardan çıkıyor. Yani TYT, AYT ortak konularından 7-8 tane soru gelecek. Şuradaki limit türev integral babalardan 10-12 arası soru gelecek karşına. Tamam mı? Bunlardan 10-12 soru arası gelecek. Şimdi burada şöyle bir şey var. Trigonometri, geometri konuların içerisine dahil edildi biliyorsunuz. Yani o şekilde e, müfredatta. İşte buradan 3 veya 4 civarında soru geliyor. Ama bu böyle gelince geometri kısmından kaç soru kalıyor? 8 tane civarında soru kalıyor. Logaritmadan kaç soru arkadaşlar? 3 civarında soru. Dizilerden 2 tane soru. Eşitsizlik, parabol işte bunlardan birer tane ortalamalı sorular geliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar 8 tane civarında nereden soru var? Ee, teknik çift işte teknik çiftlik diyorum TYT kısmından soru var. Şimdi yani AYT kısmı gerçekten çok daha basit. Öğrenciler genellikle hep TYT'de sıkıntı çekiyorlar ve o yüzden TYT'ye takılıyorlar. Bakın ben Ocak ayının başından beri söylüyorum. TYT'ye takılanlar o TYT'nin içinden asla çıkamayacaklar. AYT'ye yoğunlaşın. AYT netlerinizi yüksek seviyeye çıkarın. TYT'de de dediğim sosyal, fen taktiğini uygulayın, sıkıntıyı aşın. Tamam mı? Ama burada senden istediğim ne? Sağlam, güvendiğim bir kaynak alacaksın. Son hepsinden bir soru bankası çözmüş ol. AYT'de bunu mutlaka yap. TYT'de yapamayabilirsin ama öyle üstünü çize çize, üstünü çize çize git. Tamam mı? Bütün konuları üstünü çize çize git. Ha, sıralamada değişiklik yapabilirsin. Ama işte birbiriyle alakalı olan konularımız var biliyorsun. O konulara önce çalışacaksın. Tamam mı? Bak zor değil zor değil yapılamayacak bir şey yok. Özellikle özellikle iyi altyapısı olanlar limit türev integral konularından çok bol soru çözsünler. Çok bol soru çözsünler. 12 tane. Ha, bu yıl sonu sınav sorularının çok zor olacağını düşünmüyorum açıkçası. Limit türev integral kısmından bakanın yaptığı açıklamalar bu yönde. O yüzden temelini bilenler, temelini bilenler, çok zor soru kalıplarını bilmeyenler limit türev integralden güzel netler çıkaracaklar diye düşünüyorum. Bunun yanına bunun yanına neler ekleyeceksiniz? Logaritma, dizel. Ya burada konu ayrımı yok aslında ama ya net sayım çok yüksek olsun diyenler arkadaşlar en çok soru çıkan konularımız hangisi? Burası trigonometri, logaritma. Onun haricindeki konulardan birer, ikişer yıllara göre dağılım gösteriyor. Tamam Şimdi geometriye geldik. Geometri için benim vazgeçilmezim ne biliyorsunuz? Analitik geometri. Analitik geometri videolarım çok ayrıntılı bir şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde hiçbir yerde bulamayacağınız şekilde kanalda var. Lütfen mutlaka dinleyin. Onu yapabilmezseniz, türev yapamazsınız, onu bilmezseniz, işte analitikte zor şey, integralde zorluk çeker, şey, limitte zorluk çekersiniz, işte nerede eşitsizliklerde zorluk çekersiniz, her yerde zorluk geçer çekersiniz, analitik çünkü grafik çizimi, grafik olan her şeyde analitik vardır arkadaşlar, analitik videolarını mutlaka izleyin, mutlaka öğrenin. Onun haricinde, biliyorsunuz yani toplam net sayının yüksek olmasını istiyorsan 10 tane burada, işte 8 tane burada trigonometri hariç 18 tane geometri sorusu var. 18 tane geometri sorusunu yapamadığında hayallerinden çok uzaklaşabilirsin. En baştan beri söylüyorum geometriye yeni bir branş gibi, farklı bir branş gibi bakanlar her zaman daha başarılı olmuştur ama matematiğin bir konusuymuş gibi bakıyorsan ayvayı yedin. Evet arkadaşlar aslında videoya başka bir şey için başladım. Böyle oldu. Bu videoda şunu söyleyecektim. En başta bu akşam arkadaşlar ne var? Hediye 100 bini. 100 kitap hediye şeyimiz vardı. Bu akşam onun çekilişini yapacağım. Aslında onu anlatacaktım ben. Aha, bir girdim pir girdim. Yani farklı bir şey oldu. Ee, şansını arttırmak isteyenler yazsınlar. Ben gidip de böyle sağa sola çok reklam meklam falan vermedim ki. Gerçekten ailemizin içerisindekiler kazansın. Onlara gelsin diye. Gerçekten hiç böyle Instagram'da bile bir kez paylaştım. Hiç paylaşmadım bile. Yani o gün videoyu yayınladım kaldım. Oradaki ailemiz. Kimse onlar kazansın. Onlara gitsin istiyorum. Evet arkadaşlar. En başta söylediğimi unutma. Bu 50 yılı bu 110 güne bağlı. 50 yıl mı? 110 gün mü? 50 yıl mı? 110 gün mü? Bu sorunun cevabını zihninde döndür. Bu sorunun cevabını zihninde döndürdüğünde her şey yerli yerine oturacak. Her şey yerli yerine oturacak ve o üniversite kazanacak. Ben elimden geleni senin için yapacağım. Yapıyorum da görüyorsun zaten. Herkes görüyor neler yaptığımızı. Ama Mart ayında inşallah integralide bitirdikten sonra, Mart ayında integralide bitirdikten sonra güzel bir şekilde, güzel bir şekilde tekrarlarımıza da başlayacağız. Sizi yalnız bırakmayacağım merak etmeyin. Güzel işler yapacağız, güzel işler yapacağız. Sen yeter ki gardını düşünme. Sen ne kadar güçlü olursan biz o kadar güzel üniversiteye gideriz. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere bay bay.